İmam Hatip Akademi kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu dersimde de sizlere İmam Hatip liselerimizde okutulan 12. sınıf Osmanlıca dersimizin inşallah okumalarına başlıyoruz. Birinci üniteden başlayalım. Birinci ünitemizde sevgili arkadaşlar kültür ve medeniyetimizde Osmanlı Türkçesinin yeri adlı bir bölüm var. Buralardan ben size kısa kısa bahsetmek istiyorum. Osmanlı Türkçesi kıymetli arkadaşlar bir medeniyet dilidir. Biliyoruz ki biz milletler, din, ahlak, tarih, sanat, her türlü ilmi ve kültür değerini dil ile tespit ederler ve böylece medeniyetlerinin varlığı haline dönüştürürler. O yüzden dil, bir milletin, bir medeniyetin hem maddi hem manevi varlığını oluşturur. Ve gelecek kuşaklara da bu maddi manevi oluşturduğu kültürü, medeniyeti dil aracılığıyla bu hazineyi aktarırlar. Biliyorsunuz ki Grekçe yani Yunanca ile Latince Hristiyan Batı medeniyetinin ana dilleri olmuştur. İbrani ile Aramice de Yahudi medeniyetini kuran diller olarak bilinmektedir. İslam medeniyetinin en önemli dilleri ise Arapça ve Farsçadır. İşte tarih içerisinde Türkçe de bu medeniyete dahil olarak Arapça, Farsça ve Türkçe bir medeniyet dili olmuştur. Ve Osmanlı Türkçesi de işte bu üç dilin karışımıyla dünya tarihine en zengin kültürel mirası bırakmıştır. İslam dininin kıymetli arkadaşlar temel kaynakları iki tanedir biliyorsunuz. Allah'ın göndermiş olduğu son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in açıklaması, yorumlanması ve uygulaması olarak anlaşılan Hazreti Muhammed'in hadisi şerifleridir. Hazreti Muhammed Arap medeniyeti içerisinde Arap olarak dünyaya gelmiştir ve kendisine de dil Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir. Peygamberimiz de fasih Arapçasıyla kıymetli arkadaşlar dili en güzel kullanmıştır ve hadis-i şerifleriyle Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yorumlamıştır. Farsça da Asya'daki geniş bir coğrafi alanda kullanılmış, sanat ve edebiyatta özellikle tercih edilmiş çünkü köklü ve edebi bir dildir Farsça. Karahanlılardan itibaren kıymetli arkadaşlar Osmanlı Türkçesi özellikle Osmanlı döneminde 3 kıtaya Asya, Avrupa ve Afrika'ya hakim olmuş. 3 kıtanın kültürel birikimini de kendi içerisine alarak özgün bir yapıya kavuşmuştur. Osmanlıcamız Arapça ve Farsça başta olmak üzere dünyanın pek çok dilinden etkilenip uygun gördüğü, uyumlu olan kelimeleri almış ve İslam medeniyetinin en ihtişamlı, en güçlü dili haline gelmiştir. Ecdadımız Osmanlı kıymetli arkadaşlar, İslam medeniyetinden beslenen Osmanlıcamız, aynı zamanda milli ruhumuzun temelini oluşturan çok sayıda eseri gün yüzüne çıkartmıştır. Bugün kıymetli arkadaşlar, Balkanlardan Asya'ya kadar, Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada Osmanlı Türkçemizin izleri hala kütüphanelerde, arşivlerde, milyonlarca belgede mevcuttur. İşte bunlar sizlerin inşallah Osmanlıca'yı en güzel şekilde öğrenip gün yüzüne çıkaracağınız günleri bekliyor. Osmanlıca yazıldığı için bu dil yani Osmanlı Türkçesi zengin bir medeniyet dilidir. Evet. Şimdi de medeniyetimizin teşekkülünde Osmanlıca'nın rolü ile ilgili bir yazı var. Oradan kısaca ben size anlatmaya çalışayım. Kıymetli arkadaşlar, bir medeniyetin var olabilmesi için en güçlü silah dildir. İyi bir dil, kaliteli sözcükler ve nüfuz eden insanların gönlüne giren, onları tefekkür ettirecek, söz sanatları yaptıracak, dinleyenleri mest edecek dil işte medeniyetin var olabilmesi için şarttır. Osmanlıca işte tam da böyle bir dildir. Osmanlı medeniyeti yorumunda kıymetli arkadaşlar Osmanlı yorumunu katmış, İslamiyet'e dayanmış, Osmanlı medeniyetinin etki alanındaki Asya, Avrupa ve Afrika'da yaşayan halklar üzerinde derin tesirleri olmuş ve mesaj en güzel şekilde bu topluluklara iletilmiştir. Osmanlıca yeni bir İslam medeniyeti yorumunun dayandığı alt dildir kıymetli arkadaşlar. Arapça, Farsçayı kesinlikle ihmal etmez.
oradan aldığı kelimelerle kendi dilini, yani konuşma kabiliyetini, hayal gücünü genişletir, kavramsal çerçeveyi, zenginliği genişletir ve güçlendirir. Ve dayandığı bir yorum dilidir kıymetli arkadaşlar, Osmanlıca. Neyin yorumudur? Kısaca kültürümüzün, medeniyetimizin, dinimizin yorumudur. Dünyanın belli başlı üniversitelerinde bir medeniyet dili olarak hala Osmanlıca okutulmaktadır. Günümüzde ülkemizde de tarih, edebiyat, ilahiyat gibi pek çok fakültede okutulurken artık liselerimizde de bazen zorunlu, bazen de seçmeli şekilde Osmanlıca okutulmaktadır. Kanalımızda da 10. sınıf Osmanlıca, 11. sınıf Osmanlıca ders videolarımız mevcuttu. İnşallah bundan sonraki dönemde de 12. sınıf videolarımızı çekip sizlerin istifadesine sunacağız. Bir milletin ataları asırlarca o kelimelerle duymuş, onlarla düşünmüş, birbirlerini ve evlatlarını o kelimelerle sevmiş, bu kelimeleri tamamıyla milli bir sanatla işleyip Türk yapmışsa evlatlar artık o kelimelere düşman kesilemezler. Unutmamak lazımdır ki Türk dili, kendi gök kubbemiz kitabını meydana getiren muhteşem şiirlerin söylendiği limandır. Bir dil, açık deniz gibi Süleymaniye'de bayram sabahı gibi, bir tebeden Itri, Vuslat ve Eren köyünde bayramlar gibi şiirler söyleyebiliyorsa, bu dil hatta dünya ölçüsüne büyük bir lisan demektir diyor. Kendi gök kubbemiz Yahya Kemal'in şiir kitabını görüyorsunuz. Ve Nihat Sami Banarlı çok güzel bir deyimle bu olayı açıklamış. Bize Arapça ve Farsça'yı zorla değil, seve seve ve bin bir emek pahasına benimseten, bu dillerin kendisi değil, onların arkasında bulunan ve o devirde yüksek bilinen medeniyet olmuştur. Osmanlıcanın arkasında bin yıl içinde yaşamış medeniyet alemi vardır. Türkçe'ye girmiş olan her yabancı kelime, atalarımızın kutsal bir değer verdikleri yüzlerce kitaptan aktarılmıştır. Bir gün Osmanlıca kendi medeniyet çerçevesi içinde ilmi olarak incelendiği zaman her kelimenin ne vakit, kim tarafından, ne maksatla, hangi tesirler altında Türkçe'ye sokulduğunu öğrenebileceğiz. Bin yıllık mazisini bilmek isteyen mutlaka Osmanlıca'yı öğrenmek mecburiyetindedir. Alayın modern olmak için insanlık tarihini kültür vasıtasıyla yeniden yaşamak lazım geldiğini söyler. Bir milletin gençleri de hali hazırın manasını anlamak için mazisini bilmelidir. Bu eski eserler bize ne öğretecek diye soruyorlar. Bin yıl nasıl düşündüğümüzü, nasıl yaşadığımızı, nasıl hissettiğimizi. Bunu bilmek az şey midir? Bunu bilmeden bugünkü merhale nasıl anlaşılır ve değerlendirilir? Bir millet muhtelif safhalarını aşağı aşağı ilerler. İleri bir medeniyet safhasını gerektiren ve aydınlatan daha önceki safhalardır. Orta Çağ İslam kültür medeniyeti, İslam Türk kültür medeniyetini tam manasıyla değerlendirmek için göçebe medeniyeti safhasını bilmek lazımdır. Oğuz Kağan Destanı ile Dede Korkut kitabını okuduktan sonra Yunus Emre veya Mevlana gibi yeni kıymetlerin getirdiklerini çok iyi anlarız. Ben Osmanlıcayı sadece eski eserleri anlamak bakımından değil, derin kültürün temelini teşkil edecek olan kitapların okunması için de faydalı ve lüzumlu görüyorum diyor Profesör Doktor Mehmet Kaplan hocamız. Mimarisi, musikisi, devlet yapısı, sayısız kıymetleriyle iftihar ettiğimiz bir devrenin dili, yazma ve matbu literatürüyle henüz yeteri kadar incelenmemiş, işlenmemiş, idrak edilmemiştir. İslami dönem Türk kültürüne ait din, edebiyat, tarih, bilim, insan ve toplum üzerine yapılacak bütün çalışmalar Osmanlı Türkçesinden bağımsız vücut bulamaz diyor Profesör Doktor Mustafa Koç, Doçent Doktor Mehmet Tulum. Evet değerli arkadaşlar, Osmanlıcamız hakkındaki bazı görüşleri de sizlere okumuş oldum. Arşiv ve kütüphanelerde Osmanlı Türkçesi diye ikinci bölümde bir konumuz var. Bakın burada yardımcı doçent Doktor Yusuf Bilen ne yazmış? 14 asırlık bir medeniyet sürecinin mahsulü olan ve gün yüzüne çıkmayı bekleyen arşivlerimizdeki yazılarımız yazının ulaştığı yüksek mertebenin şahitleridir. Bu medeniyetin fertleri gençlerimize Osmanlı Türkçesiyle okuma yazmayı öğreterek
ecdat yadigar yazılar okuyup muhtevalarını anlamaları yolunda ciddi adımlar atmalıyız kanaatindeyim. Çünkü tarihimize, edebiyatımıza, bilimler tarihine, kısaca medeniyetimize ışık tutacak kaynaklar orada bu milletin evlatlarını beklemektedir. Yusuf Bilen hocamız da ne güzel yazmış. Kıymetli arkadaşlar, ülkemizde Türklerin İslamiyet'i kabulünden itibaren pek çok eser yazılmış ve pek çok yazma eserde nüshaları da mevcuttur. Bu eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kütüphaneler ve müzeler başta olmak üzere üniversiteler, resmi ve özel kurum kuruluşlarda ve bazı şahısların özel koleksiyonlarında mevcuttur. Osmanlı Devleti'ne belgeler en küçük müsveddeler bile atılmadan saklanmıştır. Bunlar sandık, torba, kılıf, mahfaza, atlas, kese gibi malzemeler içinde korunup günümüze kadar ulaşmıştır. Osmanlı Devleti'ne ait belgelerin saklandığı en önemli arşiv, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Osmanlı arşivleridir. Osmanlı Arşiv Daire Başkanlığı aslında Osmanlı Devleti'ndeki Hazine-i Evrak Kurumu'nun devamı niteliğindedir. Hazine-i Evrak 1982 yılında Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı adını almıştır. 1984 tarihinde Başbakanlığa bağlı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne de bağlanmıştır. Peki, Osmanlı Devleti'ne ait belgelerin muhafaza edildiği belli başlı kurumlar nerelerdir derseniz, işte bakın onları kitabımız sırayla yazmış. İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi, Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyudu Kadime Arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Osmanlı Askeri Arşivleri, Harp Tarihi Dairesi Arşivleri. Bu arşivlerden başka birçok ilimizde belge ve eserler resmi ve gayri resmi olarak çeşitli kütüphanelerde, arşivlerde, müzelerde muhafaza edilmektedir. Ankara'da Milli Kütüphane'de, İstanbul'da da Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi diyor. Evet. Türkiye'de 300 bin cilt civarında el yazması eser bulunduğu tahmin edilmektedir. Kültür Bakanlığı'na bağlı 18'i yazma eser kütüphanesi olmak üzere 28 kütüphanemizde toplam 162.552 yazma eser mevcuttur. Ülkemizdeki yazma eserlerin korunduğu kütüphaneleri gösteren haritaya bakalım kıymetli arkadaşlar. Zaman zaman Ermenilerle ilgili işte soykırım iddiaları var biliyorsunuz. Sözde soykırım olduğunu iddia ediyorlar. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyetimiz Cumhurbaşkanlığı tarafından ne belirtiliyor? Gelin arşivlerimizi açık inceleyin. İşte onlar gelemiyorlar. Bu çok önemli bir şeydir kıymetli arkadaşlar. Bakın Erzurum'da 14 tane, Diyarbakır'da 16 tane, Sivas'ta 11 tane, Kayseri'de 17 tane, Konya'da bir yerde 9, bir yerde 10, işte Amasya 13, Çorum 15, Kastamonu 8, Kütahya 12, Manisa 18, Bursa 6, Balıkesir 7, Edirne 5 ve İstanbul'u 1, 2, 4 diye görüyorsunuz. Bunların kıymetli arkadaşlar işte isimleri de burada yazıyor. Buradaki bazı yerlere gittim değerli arkadaşlar. Mesela Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi var Kayseri'de. Buraya gittiğimizde oranın görevlileri pek çok eserin dijital ortama aktarıldığı ve eserlere dokunulmadan incelendiğini söylemişti. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü düşünün o zamanlar zor şartlarda nasıl yazıldığını ve her insana varıp onları elleriyle açtığını düşünün, daha çok yıpranacağından dolayı pek çok eserin dijital ortama aktarıldığını bize belirtmişti. Müsait olursanız inşallah buralara gidip numaralan işte mesela Kayseri 17 diyor. 17 neresi? Raşit Efendi. Ondan sonra Diyarbakır 16 diyor mesela. Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi şeklinde eserlerin hangi illerde hangi numarayla olduğunu gösteriyor. Evet kıymetli arkadaşlar, şurada bir bölüm var. Kısaca buraya değinmek istiyorum. Son 3 yıl içinde yolumuz Karacaahmet'e öyle saplandı ki bir bıçak gibi. Yeni yol, selvi, mezar, mezar taşı, demir parmaklık
çiçek, fidan demeden tümünün köküne kibrit suyu sıkmış. Benim bu mezarlıkta yatan can ciğer arkadaşlarım vardı. Belki her Allah'ın günü dört tekerleğimle onları dört defa çiğniyorum. Taşları nerede, başları nerede, elleri avuçları nerede? Sen gel de kağızmanlı hıfzının ağıtını unut. Kaldırsam ayağa kalkamaz mısın? Uzatsam elimi tutamaz mısın? Ses ver telli turnan, kollarım hani? Bundan 50 yıl önce işlenmiş mezar taşlarının, daha eskilerin, müzelerde rahatça yer alacak taşların bugün ne halde olduğunu biliyor musunuz? Dünyanın hiçbir yerinde böylesine bir kadir kıymet bilmezlik örneğine rastlayan varsa parmak kaldırsın. 10 yıldır bitmeyen stadyumun kuyruk sokumunda salı pazarının kurulduğu alanın yanı başında mezar taşları vardır. Bunların ortasından geçen yol buğday tarlasına dalan tırpan misali taşları silip süpürmüştür. Hangi kitaba sığar bu? Siz bu dolaylarda toprağa batmış, diri diri gömülmüş, silinmeyen yüz tutmuş, paramparça taşları görmedikçe ne desem nafile. Ama şunu bağıra bağıra söylemek istiyorum. Geçmişine böylesine boş veren bir millet gelecekten ne bekleyebilir? İşte Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun geçmişin izlerinin silinmesiyle ilgili çok güzel bir yazısı. Evet kıymetli arkadaşlar, şimdi Doçent Doktor Uğur Önal'ın bir tespitine bakalım. Belgeler Osmanlı Türkçesi ile yazılmış evrak sadece Osmanlı coğrafyasında bulunmuyor. Osmanlı Devleti ile münasebeti bulunan pek çok ülkenin arşivinde bugün Osmanlı Türkçesi ile yazılı çok sayıda evrak bulunuyor. İngiliz arşivinde yaptığınız araştırmada Osmanlı Türkçesi ile yazılmış belgeler karşınıza çıkar. Rus, Polonya ve Avustralya arşivlerinde de keza öyle. Osmanlı Devleti'nin savaş durumunda olduğu veya kültürel ilişkilerini sürdürdüğü tüm ülkelerde ne varmış? Osmanlı belgelerimiz mevcut. Şimdi de hat sanatı ile ilgili bir konumuz var. Oraya geçelim. Yine Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun sağdaki kitabı ile ilgili bakın. Dünyaya ün salmış büyük boy dikili taşların fotoğraflarını çekin. Bizim Karacaahmet'teki mezar taşlarının fotoğraflarıyla büyük bir sinema perdesinde karşılaştırın. Biz bu tecrübeyi yüzlerce kez tekrarladık. Aynı boya eriştikleri zaman bizim taşlarımız, bizim bağrı yanık taşlarımız ağır basıyor. Yine Taksim Abidesi'nin yanı başına ister Karacaahmet'ten, ister Eyüp'ten, ister Anadolu'nun en soylu mezarlarından birisinden bir taş getirelim. Ama o taşı Taksim Abidesi boyunda işleyip yanı başına dikelim. Bakalım bunlardan hangisi daha ağır basacak? Bu tecrübeyi ille de Taksim Meydanı'nda yapmak şart değil. Minik bir projeksiyon makinesi ve kibrit kadar iki fotoğraf yeter de artar bile. İşte dünyaya bir meydan okuyuş değil mi? Medeniyetimizle ne kadar övünsek az diyor. Şimdi de hat sanatının tarihi gelişimiyle ilgili bazı bilgiler okuyalım. Hat, yazmak, çizmek, kazımak, alamet koymak anlamlara gelen Arapça bir kelime. Hat sanatı veya hüsnü hat, Arap harflerinin belirli ölçülerle estetik şekilde yazılmasıdır. İşte görüyorsunuz. Dost istersen Allah yeter. İşte bu bir hüsnü hat levhası. Değerli arkadaşlar, Müslüman milletlerin aynı harfleri kullanmaları bu harflerin gelişmesine bir katkı sunmuştur ve böylece İslam yazısı yani Arapça İslam yazısı İslam dili olarak anılmıştır. Hüsnü hat sanatının gelişmesi de kıymetli arkadaşlar yine bütün İslam ülkelerinin katkılarıyla olmuştur. Buna da İslam sanat adı verilmiştir. İslam'dan önceki dönemlerde basit hiri tarz hat kullanılmış. İslamiyet'in doğuşuyla Kur'an-ı Kerim'in yazımındaki hassasiyet ile Emeviler devrinde meşk tarzı yazıdan zamanla yeni hat çeşitleri ortaya çıkmış. Meşke uygun kalem ağızlarının hangi ölçüde olması gerektiği tespit ediliyor. Abbasilerden itibaren ilim ve sanat faaliyetlerinin artmasıyla yazı ve hattatlık daha da önemli hale geliyor. 8. yüzyılın sonlarından itibaren hat sanatında ölçüler belirlenmeye başlıyor. 11. asrın başlarında muhakkak, reyhani ve nesih hatları
ne yapıyor? Doğuyor. 13. yüzyılda Yakut el-Mustasimi'nin Aklam-ı Sitte denilen Sülüs, Nesih, Muhakkak, Reyhani, Tevki, Rika hatlarını en gelişmiş şekliyle tespit ediyor Yakut el-Mustasimi. Yakut o zamana kadar düz kesilen kamış kalemin ağzını eğri kesmiş, bu buluşu hat meşkine büyük bir letafet kazandırıyor. Yakut'un ölümünden sonra onun bu tarz bütün İslam coğrafyasına yayılmış ve sonraki devirlerde gelen hattatlar tarafından Yakut, hat sanatının üstadı olarak anılıyor. İstanbul'un fethinden sonra kültür ve sanattaki ilerleme hat sanatına da kendini gösteriyor. Şeyh Hamdullah, Yakut üslubunu estetik değerlendirmeye tabi tutuyor ve kendi sanat anlayışını ortaya çıkarıyor. Şeyh Hamdullah kendinden sonra gelen birçok hattatı da etkilemiştir. Şeyh Hamdullah'tan sonra yetişenler onun gibi yazmak için gayret sarf ediyorlar ve hattatların başarısı Şeyh-i Sani sözleriyle anılıyor. 17. yüzyılın ikinci yarısında Hafız Osman, Şeyh Hamdullah'ın üslubunu yorumlayarak kendine has bir hat sanatı ortaya çıkarıyor. Mustafa Rakim, Hafız Osman üslubunu Sülüs'ten Celi'ye aktarmayı başararak hat sanatını zirveye çıkarıyor. Kim? Mustafa Rakim. Padişah tuğralarını da ıslah ederek onların güzelliğin son noktasına ulaştırıyor. Osmanlı Devleti'ne yazı ve hat sanatı tekamül ederek mükemmel seviyeye ulaşmış. Böylece şaheser sanat eserleri ortaya çıkmıştır. Kim tespit ediyor bunları? Profesör Doktor Uğur Derman. Kıymetli arkadaşlar, İslam'ın gelişi Arap yazısının inkişafında büyük rol oynamıştır. Kur'an-ı Kerim okuyup yazmaya büyük önem veriyor. Nitekim Allah'ın insanlığa ilk kitabı İkra, yani okudur. Bunun gibi yazı vasıtası olan kalem de okumak gibi üstün görülmüş ve methedilmiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Alak suresinde yaratan Allah'ın adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yarattı. Kalemle yazmayı öğreten, bakın kalem övülmüştür. İnsana bilmediğini öğreten, kereme erişilmez mertebe donan Allah'ın adıyla oku buyrulurken, Kalem suresinde de Nun vel kalemi ve ma yesturun, hokkayla kalemi, kalemle yazdıklarını şahit tutarım kıl ki ifadesi hokkayla kalemin önemini belirtmiştir diyor. Peygamberimiz gibi Hazreti Ali de harflerin yazılışlarını güzelleştirmek için kimi kaydeler ortaya koymuştur. Topkapı Müzesi'nde Hazreti Ali tarafından yazıldığı belirtilen bir Kur'an-ı Kerim vardır. Söz konusu Kur'an'da Hazreti Ali'nin çok güzel bir yazı üslubu olduğu görülmektedir. Bu sebeple o hat sanatının öncüsü ve hattatların piri sayılmıştır kıymetli arkadaşlar. Kalem nedir? Hat sanatında yazma aleti olarak ince yazılar için kamış kalem, biraz iri hatlar için bambu ya da kargı kalemi, ceri yazılar içinse tahtadan yapılma ağaç kalemler kullanılmıştır. Divitse ekranda görüyorsunuz, eskiden yazı takımlarının korunması ve kolayca taşınması için kullanılan mahfaza. Hokka, mürekkebin muhafaza edildiği kap. Kağıt, kağıt boyama ve aharlama. Hat sanatında kullanılan kağıtlar özeldir. Kağıtlar evvela hamurların ne olursa olsun çeşitli renklere boyanıyor. Boyama işleminde genellikle bitkilerden yararlanılıyor. Suda kaynatılan nebat bir tekneye boşaltıldıktan sonra kağıtlar bu tekneye batırılıp çıkarılıyor ve kurutuluyor. Aharlama da işte yanlışlık ihtimaline karşı yazının kolayca silinip düzeltilmesini sağlayan koruyucu bir tabaka oluşturma işidir. Yumurta ve nişasta aharı gibi çeşitleri de vardır. Kalemtıraş, kamış kalemlerin usulüne uygun açılmasında kullanılan saplı bir bıçak çeşididir. Makta ise kamış kalem ucunun üzerinde kesildiği ve çatlatıldığı alet. Kalemdan kalemlerin içinde saklanılan kaptır kıymetli arkadaşlar. Ekranda da yukarıdaki işte öğrendiklerimizin örnekleri verilmiş. Değerli arkadaşlar, hat bir İslam sanatıdır. Deruni ahenk, yani iç ahengi İslam düşüncesindeki aşk, iman ve heyecana hakimdir.
asaletini, karakterini, estetiğini milletlerin zevkleriyle İslam dininden alır. Hatta denilebilir ki Müslüman halkların estetik duygusunu hüsnü hat kadar hiçbir şey temsil etmemiştir diye alim söylemiş. Kıymetli arkadaşlar, İslam hat sanatı söz dinleyenin idrakiyle sınırlı kalırken yazı hem dinleyenin hem de uzakta bulunan kimselerin, gelecek nesillerin his ve akıllarına kadar uzanır. Böylece medeniyetlerde yazıyla devredilen bu ilim ve kültür mirası üzerinde yükselir tespitini Yusuf Bilen alıntılarla bize açıklıyor. İşte hat sanatları, mezar taşları, çok güzel görüntüler kıymetli arkadaşlar. Burada Şeyh Hamdullah Efendi'den bahsediyor kitabımız. Osmanlı Hat Ekolü'nün kurucusudur Şeyh Hamdullah Efendi. Şeyh Hamdullah'ın çalışmalarıyla aklam-ı sitte'nin bütün nevilerinde gelişmeler olmuş. Musaf, cüz, murakka, kıta ve kitaplarda yeni bir anlayışla hat sanatının en güzel örneklerini işte Şeyh Hamdullah Efendi vermiştir. Şeyh Hamdullah Mektebi'nin yaygınlaşmasıyla bütün hattatlar onun gibi yazmaya gayret etmişler ve bu vadede başarılı olanlar Şeyh gibi yazdı diye kısaltma yapmışlar. Ahmet Şemseddin Karahisari var. Bu da kitabımızda ikinci olarak anlatılan. Karahisari kıymetli arkadaşlar, yakutun tarzını harf ve kelimelere kazandırdığı biçim, oran, istif ve farklı sayfa tasarımlarıyla en güzel şekline ulaştırmıştır. Hafız Osman Efendi, kıymetli arkadaşlar, 25 Mushaf-ı Şerif, çok sayıda Enam-ı Şerif, Delailül Hayrat, yazı kitapları, karalamalar, murakkalar yazıyor. Bir gece rüyasında Peygamberimizi görmesi üzerine ilk defa levha şeklinde Hilye-i Saadet'i yazan da işte Hafız Osman Efendi'dir. Ekranda da hilyesini görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Mustafa Rakım Efendi kıymetli arkadaşlar, 12 yaşında icazet alıyor ve kendisine güzel yazı yazan anlamında Rakim mahlası verilmiştir. Mustafa Rakım Efendi Sultan II. Mahmut'a hat hocalığı yapmış ve onu iyi bir şekilde yetiştirmiştir. Fatih'te bulunan Nakşibendi Sultan Türbesi Hazirası'nda taşa hak edilmiş celî sülüs ayetler ile türbenin kubbe kuşağındaki İnsan suresi, Eyüp'teki Sultan Camii Hazresi'ndeki Çelebi Mustafa Reşit Efendi Mezar Taşı kitabı yazıları günümüze ulaşan en güzel eserler olarak belirtiliyor. Mehmet Şevket Efendi kıymetli arkadaşlar, Mushaf, Delailül Hayrat, Hilye, Levha, Kıta ve Murakta türlerinde pek çok eser veren İsmail Hakkı Sami Efendi ise Zerendut eserlerinden bazılarına Altunizade Aksaray, Pertevniyal Valide Sultan Rami, Edirne Kapı Mihrimah Sultan, Erenköy Zihni Paşa, Galip Paşa camilerinde ve Topkapı Sarayı'nda rastlanıyor İsmail Hakkı Sami Efendi'nin eserlerine. Kitabelerinden bazıları ise Kapalı Çarşı'nın Fesçiler Kapısı üstündeki Çalışıp Kazananı Allah Sever mealindeki bakın yazısı ne kadar müthiş bir yazı kıymetli arkadaşlar. Hamid Aytaş var. Hamid Aytaş kıymetli arkadaşlar, Kur'an cüzü, Enam-ı Şerif, Yasin-i Şerif, Dua ve Evrat mecmuası, Elif Ba üründe yayınlanmış, türünde yayınlanan pek çok eseri varmış. Aynı zamanda Hilye, Kıta, Murakka, Levha boyutlarında da eserler vermiştir. Yesarizade Mustafa İzzet, Kazasker Mustafa İzzet, Mehmet Şefik ve İsmail Hakkı, Altun Bezer gibi isimler hat sanatının zirve ve ekol isimleri arasında yer alıyor. Halim Özyazıcı, Kemal Batanay, Necmettin Okyay, Ali Alparslan, Fuat Başar, Mehmet Özçay, Osman Özçay gibi sanatçılar hat sanatının 20. yüzyıldaki önde gelen ustalarıdır. Halen hayatta olan hattatlarımızdan Hasan Çelebi, Davut Bektaş, Hüseyin Kutlu ve Ali Toy gibi isimler hat sanatının günümüzdeki alimleri.
Hattat Hasan Çelebi'nin ve Hattat Ali Toy'un Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmesi hat sanatının günümüzde de devam ettiğini göstermektedir. Kıymetli arkadaşlar, ünitemiz bitiyor. Hemen değerlendirme sorularını da yapalım. Böylece birinci ünitemizi tamamlayalım inşallah. Birinci sorumuzda bakın ne yazmışlar. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Unutmamak lazımdır ki Türk dili kendi gök kubbemiz kitabını meydana getiren muhteşem şiirlerin söylendiği limandır. Yukarıda geçti bu, hatırlayın. Bir dil açık deniz gibi, Süleymaniye'de bayram sabahı gibi, bir tepeden Itri, Vuslat ve Eren köyünden bayramlar gibi şiirler söyleyebiliyorsa bu dil hatta dünya ölçüsünde büyük bir lisan demektir. Hangisi söylenemez diyor. Türkçe ile yazılan edebi eserlere örnekler verilmiştir. Verilmiş yukarıda. Türkçenin bir sanat ve edebiyat dili olduğuna değinilmiştir. Evet. Türk dilinin bir medeniyet dili olduğu vurgulanıyor. Türk dilinin tarihi gelişimine değerli arkadaşlar değinilmemiştir. Türkçenin dünya ölçüsünde bir dil olduğu da zaten ifade ediliyor. Cevabımız Denizli. İkinci sorumuzu yapalım. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Türkçe soruları gibi yapacağız artık bunları. Türk milleti olarak kültürel değerlerimize bağlılığımız, millilik hususundaki hassasiyetimiz aşikardır. Osmanlı Türkçesi kültürel mirasın anlaşılmasında, gelecek nesillere aktarılmasında ve yaşatılmasında hayati bir önem taşımaktadır. Osmanlı devri Türkçesi diye de ifade edebileceğimiz Osmanlı Türkçesi, güneşin batmadığı topraklara sahip 3 kıtaya yayılan, 7 asır cihana hükmetmiş, Osmanlı İmparatoru döneminde yaşayan Türkçenin Arap harfleriyle yazılmış halidir. Geçmişte kalan bir yazı ve konuşma dili değil, mevcut ve gelecek nesillerin tarih, kültür ve genel anlamda medeniyet tasavvurunun sağlıklı bir şekilde oluşmasında bir nevi kilit konumundadır. Bu güzel tespitlerden aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Osmanlı Türkçesi Türklerin yüzyıllar boyunca geliştirdiği özgün bir dildir. Doğru. Osmanlı Türkçesi 3 kıtada asırlarca konuşulmuş ve yazılmıştır. Evet. Osmanlı Türkçesi önemini kaybetmiş, geçmişte kalmış bir yazı ve konuşma dili değildir. Evet, doğru. Osmanlı Türkçesi mevcut ve gelecek nesillerin medeniyet tasavvurunda çok etkilidir. Doğru. Osmanlı Türkçesi asırlarca başka dillerle etkileşim içinde olmuş, kelime alışverişinde bulunulmuştur. Bu doğru ama ancak bu paragrafımızdan buna değinilmemiş. Bu cevabımız Edirne. Çok basit sorumuz. Üçüncü sorumuzu yapalım kıymetli arkadaşlar. Yine çıkarılamaz diyor. Türk musikisi gibi Türk dilinin de müzikal tekamülüne Türk vatanlarının büyük tesiri olmuştur. Türk vatanlarının diyorum çünkü Türkçe birçok başka dil gibi yalnız bir vatanda değil. Milletimizin tarih boyunca nice müstakil ve muhteşem devletler kurduğu çeşitli vatanlarda işlenmiştir. Türkiye Türkçesinin de güzelliğinde en büyük coğrafi tesir 900 yıla varan bir zamandan beri Anadolu ve Balkanlar Türkiye'sinin tesiridir. Fakat Türkçe tıpkı Türk milleti gibi tarihin son 9 asrında dünyanın 3 kıtası üzerinde lisanı bir imparatorluk kurmuş ve imparatorluk dili haline işlenmiştir. Bu bakımdan dilimiz hüküm sürdüğü toprakların neresinde güzel bir ses bulmuşsa onu kendi bünyesine almakta büyük bir kabiliyet göstermiştir. Çok güzel bir yine tespit. Türk dili ve Türk musikisinin gelişimi eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Bununla ilgili değerli arkadaşlar bakın değinilmemiş bu. Türk dili ve Türk musikinin gelişimi eş zamanlı olduğuna değinilmedi ama diğerlerine de bakalım. Türkçe uzun asırlar boyu bir imparatorluk dili olmuştur. Evet. Türkçe hüküm sürdüğü topraklarda bulduğu güzel sesli kelimeleri bünyesine katmıştır. Evet. Anadolu ve Balkan coğrafyasının Türkçenin gelişmesine önemli katkılar olmuştur. Evet. Türkçenin Anadolu ve Balkanlarda yaklaşık 900 yıllık bir geçmişi vardır. Evet. Bu A şıkkımız Türk dili ve Türk musikisinin gelişme eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Çıkaramayız. Dördüncü sorumuzda devam edelim kıymetli arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilginin yanlışlığı vardır diyor. Bakalım. Arap harflerinin hat sanat olarak gelişmesi İslamiyet ile başlamıştır. Doğru. Divit hat sanatında yazma aracı
kalem olarak kullanılan bir çeşit malzemedir diyor kıymetli arkadaşlar. Tweet ile ilgili bu bilgi yanlış. Osmanlı Devleti'ne ait belgelerin muhafaza edildiği önemli kurumların biri Osmanlı Arşivi Daireleri Başkanlığı'dır. Evet. Osmanlı Türkçesi İslam medeniyetinin önemli kavramların kavramını içeren bir dildir. Evet. Hazreti Ali Kur'an harflerinin güzel yazılışları ile ilgili bir takım kurallar ortaya koyduğu için hat sanatının öncüsü, bunu da okumuştuk. Doğru. Tweet ile ilgili verilen bilgi yanlış. Cevap Bursa. Beşinci sorumuzu yapalım değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki Hazine-i Evrak'ın devamı niteliğinde olan kurumdur? Bunu az önce işlemiştik sizinle birlikte. Neydi? Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. Yani cevabımız direkt Adana. 5'i bu şekilde yapalım. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi hat sanatı malzemelerinden değildir? Makta vardı, işledik az önce. Kalemdan, hokka, divit, ancak çakı yoktu. Çakı normal insanların kullandıkları bir alet. Yedinci sorumuzu yapalım. Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ile eşleştirilen bilgiler beraber düşünüldüğünde bir yanlışlık söz konusu? Yani sanatçı ile eserini karşılaştıracağız, yanlış olanı bulacağız. Bakalım. Mehmet Şevki Efendi 12 yaşında icazet almış. 2. Abdülhamit'in şehzadelerine yazı hocalığı yapmıştır. Mehmet Şevket iyi gidiyor değerli arkadaşlar. Doğru. Hamit Aytaç, İslam dünyasının dikkatlerini İstanbul üzerinde toplamayı başaran büyük bir hattatların, büyük Türk hattatlarının son temsilcilerindendir. Evet. Şeyh Hamdullah Efendi, Amasya'da doğan sanatçı, Osmanlı hat ekolünün kurucusudur. Şeyh Hamdullah Efendi, az önce okuduk bunu. Mustafa Rakım Efendi, bunu da okuduk. Orduludur. Kendisine güzel yazı yazan anlamda Rakım ismi verilmiştir. Doğru. Mahlası daha doğrusu. Ahmet Şemseddin Karahisari, Aklam-ı Sitte denilen hatların en gelişmiş şekliyle tespit eden değildir. Cevabımız Edirne. Sekizinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemi hattatlarından değildir diyor. Bakalım. Yakut el-Mustasimi değerli arkadaşlar, bu Osmanlı dönemi değildi. Şeyh Hamdullah, evet. Ahmet Karahisarı, Hafız Osman, Mustafa Rakım Efendi. Bunların hepsini işledik, ancak Yakut el-Mustasimi Osmanlı dönemi değildi. Şimdi doğruya doğru, yanlışa yanlış bölümüyle devam ediyoruz. Bakalım. Hat sanatında ortaya konulan eserler İslam düşüncesinin maddi manevi hayat telakkisinin yazı suretindeki yansımalarıdır. Doğru. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazma eserler sadece devlet arşivlerinde bulunur. Hayır, böyle bir şey yok değil mi? Pek çok yerde vardı. Aharlama, yanlışlık ihtimaline karşı yazının kolayca silinip düzeltilmesini sağlayan koruyucu bir tabakadır. Evet, yukarıda ayrıntılı işledik. Osmanlı Devleti ile münasebeti bulunan pek çok ülkenin arşivinde bugün Osmanlı Türkçesi yazılmış pek çok eser bulunur ki bakın şu sorumuzu zaten yanlış olduğunu ispatlıyor. Boşluk doldurma soruları var. Hemen orayı da yapalım. Bakalım hangisi geliyor. Osmanlı tuğrasında ideal şeklini vererek tuğrasına onu enine yayık durumdan kurtarıp canlandıran hattat kıymetli Mustafa Rakım'da. Diğeri, kütüphanesi, el yazması eserleri muhafaza edildiği kütüphaneden birisi neresi? Süleymaniye Kütüphanesi. Zaten Aklam-ı Sitte kaldı. Hat sanatındaki 6 yazı çeşidine verilen isimdir. Evet değerli arkadaşlar, böylece 12. sınıf Osmanlıca dersimizin 1. ünitesini ve çalışma sorularını tamamladık. Diğer derslerde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.